Ve kameralarımızı Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirelim. Bugün New York'ta kritik bir buluşma var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis görüşecek. Ayrıntılar Ali Çınar'da. Bakalım görüşme saat kaçta olacak ve görüşmenin başlıkları neler? Ali Çınar, merhaba, seni dinliyoruz. Evet, yayınlar diliyorum. Bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin liderliğinde Rum lider ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın görüşmesi olacak. Türkiye saatiyle 20.15'te görüşmesi yapılacak ve burada ana başlıkta Rum ve Türk tarafının diyalog halinde olmasına çalışıyor Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin tezlerine. Bilhassa iki devletli çözüm konusunda Ersin Tatar'ın hem genel sekreteri hem de Rum liderine tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tezlerini anlatması belirtiyor. Biraz önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler temsilcisiyle bir görüşmem oldu. Bu görüşmede Ersin Tatar'ın ayrıca Birleşmiş Milletler'in hem özel hem de kişisel temsilcisinin şu anda olmadığını ve Ersin Tatar'ın bu temsilcilerin de atanmasıyla ilgili bazı talepleri olacağı belirtildi. Birleşmiş Milletler'in iki tane temsilcisi Kıbrıs adasında bulunuyordu ve şu anda iki temsilci de hem kişisel hem de özel temsilci bulunmuyor. Ayrılmışlardı. O nedenle Kuzey Kıbrıs tarafı Birleşmiş Milletler temsilcilerinin adada olmasını, en azından gözlemlerini aktarmasını objektif şekilde istiyor. Ama genel hatlarıyla şu anda Rum kesimi Birleşmiş Milletler'de koltuğa sahip. Kuzey Kıbrıs'ın hakları şu anda çok fazla verilmiyor. O nedenle Ersin Tatar'ın güçlü şekilde iki devletli çözüm ve Rum tarafına yapılan eşit olmayan davranışların veya yardımların Kuzey Kıbrıs tarafına da yapılmasını istiyor. Evet, Amerika'daki üçlü zirvenin ayrıntıları böyle, Ali Çınar aktardı. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.